Onayı bastığınız zaman. Harika. Tamam. Kaydediyor sanıyorum. Güzel. Evet, başlayabiliriz. O zaman ben Murat'tan ilk slaytı, daha doğrusu tek slaytı isteyeceğim. O zaman bir saniye Murat Hocam. Evet, yetki var sizde, şey yapabilirsiniz, paylaşım yapabilirsiniz. O tek slaytta hipnoz tanımı olacak. 2014 hipnoz Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı hipnoz tüzüğündeki hipnoz tanımı olacak ama bu sadece bizim kabul ettiğimiz değil, dünyada birçok ülkenin kendi bakanlıklarının hipnoz tüzüklerinde kabul edilen tanım birebir aynısı. O yüzden önemli buldum ve birebir okumak istiyorum. Çünkü o tanım çok şey anlatıyor. Tamam. Mesela Slaytı şu an yükleyemiyorum. Sen istersen direkt elindeki metinden oku onu Dilek. olur, tabii ki. Daha iyi olacak ha. Olur tabii ki. Çok özür dilerim, o zaman kısa bir süre şey yapacağım. Bekletiyorum. Hipnoz telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve farkındalık, vücut, hisler, duygular, düşünceler, hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran eylem veya prosedürdür. Bu uygulamanın sağlık alanındaki kullanımına da tıbbi hipnoz denir. Şimdi bu tanıma baktığımızda kişinin bilincinden bahsediyor, farkındalığından bahsediyor. Vücut derken beden duyumlarından bahsediyor. Örneğin midem ağrıyor, ayağım ağrıyor, beden duyumlarından bahsediyor. Hisler, duygular, proprioseptif hislerden, beden duyumlarından bahsediyor. Duygulardan bahsediyor. Üzüntülüyüm, mutluyum. Düşüncelerden bahsediyor. Kendimi şöyle düşünürken buldum. Hafızadan bahsediyor. Seçici hafızayı ayarlayabilme, hatırlayabildiklerimizi yönlendirebilme veya davranışlarda tikleri değiştirebilme, alışkanlıkları değiştirebilme gibi aklınıza gelebilecek hastalıklarda ve sağlıkta olan her şeyi içeren bir tanım. Burada karşıdaki kişinin diğer kişinin olarak tanımlanmış. Çünkü bunu otohipnoz ya da self-hipnoz gibi tanımlamamış başlangıç kısmında ama tüzüğün ileri kısımlarında da otohipnoz, self-hipnoz gibi kişinin kendi kendisine yaptığı kısımları da tanımladığı yerler var. Burada başka bir kişinin, özellikle tıp alanındaki uygulamalar için olan bir tüzük olduğu için hekim, diş hekimi, psikologların başka bir kişinin üstünde, hastası üzerinde yapacağı uygulamaların özeti. Bu tanıma baktığınızda sadece hastalığı içermiyor aslında. Sağlığı da içeriyor, daha kaliteli yaşamı da içeriyor. Örneğin, evet ben kendimi genel olarak iyi hissediyorum ama daha iyi performanslı olmak istiyorum diyebiliyor. Ya da kendimi daha kolay kötü düşüncelerden uzaklaştırabilmek istiyorum diyebiliyor kişi. Ve dolayısıyla sağlığı geliştirme, daha da iyi olma isteğini de içeren bir şey. Bu perspektiften bakınca hipnoz aslında hastalık ve sağlıkla ilgili olan her şeyi içerdiğine göre bence tıp fakültelerinde ders olarak, zorunlu ders olarak okutulmaması bir eksiklik diye düşünüyorum. Çünkü tıp fakülteleri de zaten hastalık ve sağlıkla ilgili olan şeyleri çalışmak üzere bizim gittiğimiz üniversiteler. Öyle olduğu zaman tıp fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulmuş olsa hayata neler katar? Herkesin hipnoz bilmesine gerek yok ya da hipnoz bilmesi derken hipnozu birebir uygulamasına gerek yok bütün hekimlerin ama herkesin hipnotik iletişimi bilmesine gerek var. Örneğin bir ilacı tarif ederken nasıl tarif ederseniz hastanın bunu daha az yan etki yaşayarak kullanabileceğini biliyorsanız eğer bu size çok şey kazandıracaktır. Ya da bir diş hekimi koltuğuna oturturken hastayı korkmayın, aman korkmayın diye kendisi de kaygılı olarak söylediğinde neyle sonuçlanacak? Sakinleştirecek bir şekilde burada rahat edene kadar bekleyebiliriz. Bizim hiç acelemiz yok.
gibi bir cümlede rahat eni sonu edeceksin, sadece zaman sorunu gibi bir telkin verdiği zaman olacak sonuçlar bambaşka sonuçlar olacak. O yüzden aslında bu bir lüks değil. Ayrıca insanın tamamen kendi zihninin kendini yönettiği süreç, tamamen hiç ilaç kullanmaksızın, dolar üstünden bir şey almaksızın yapılabilecek bir süreç olduğu için de, ayrıca insanın kendi gücünü kendine göstermesi açısından da çok kıymetli bir hazine olduğu için de bence bütün hekimlerin, diş hekimlerin, psikologların öğrenerek mezun olmasına faydalı olacağı bir araç hipnoz. Şimdi konu psikiyatride hipnoz olunca ben direkt psikiyatri ile ilgili olan kısımla başlamak istiyorum. Aslına bakarsanız tıp fakültelerinde zorunlu okunsun dedim. Çünkü psikiyatrideki kullanım tıp fakültelerindeki bütün branşlara göre çok daha düşüktür. Örneğin psikiyatride ben psikiyatriye ilk başladığım, uzmanlığa ilk başladığım zamanlarda genel iki tane tanım vardı. Bir derlerdi ki psikotik bozukluk, bir nörotik bozukluk. Psikotik bozukluk dediğimiz zaman gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu zamanlardan bahsederler. Sağrı vardır, halüsinasyonlar vardır, yönelim bozukluğu vardır. Gerçeğin algılanması, düşünce bozuklukları, şu anki gerçekten farklı bir gerçekliğin yaratıldığı bir hastalık durumudur. Örneğin beni zehirliyorlar diye düşündüğü zaman kişi, o an gerçekte zehirleyen olmadığı halde kendini sürekli birileri tarafından zehirlendiğini ya da beni izliyorlar dediğinde izlendiğini düşünür ya da kulağıma sesler geliyor der, bana şöyle söylüyor, kalk şunu yap, kalk tokat at diyorlar der. Oysa gerçekte öyle bir ses yoktur. Psikotik bozukluk, zihnimizdeki bilgi işleme sürecinin farklılaştığı bir dönemdir. Bazen geçici bir farklılaşma olur, bazense kalıcı bir farklılaşmadır. Örneğin şizofrenik bozukluk gibi düşündüğümüzde, hani kronik bir şey düşündüğümüzde kalıcı bir farklılaşmadan bahsederiz. Ama akut psikotik atak dediğimizde sadece atak süresi içerisindeki bir bilgi işleme bozukluğundan bahsederiz. Öyle olduğu zaman psikotik bozukluklar bizim için hipnozda çok temkinli olmamız. Eğer psikotik bozukluğa çok hakim değilseniz, psikotik bozukluğa hakimsiniz ama o hastaya hakim değilseniz. Çünkü psikotik bozuklukta da her hasta kendine göre farklı bir bilgi işleme sürecini yaşayabiliyor. Farklı sesler duyabiliyor, farklı işleyebiliyor sizin söylediğiniz şeyleri. O hastaya hakim değilseniz o grupta kullanılmaması en uygun olur. Çünkü bir örnek vereyim, bizim normal indiksiyonda kullandığımız, diyelim ki göz kapakların birbirine yapıştı, ne kadar çok uğraşırsan o kadar çok, ne kadar çok açmak için uğraşırsan o kadar çok yapışacak dedik. Normalde bu bizim hani çok da yanlış anlayabileceğimiz bir şey değil. İnsanlar gözlerini açmayı denerler, deneyin, denedikçe daha çok yapışacak da, dediniz. Denerler, açamadıklarını görürler, evet hipnoza girmişim diye karar verirler. Oysa psikotik bozukluktaki bir hastayı siz böyle söylediğinizde bunu nasıl algılayacağını bilemezsiniz. Gözümün iki göz kapağımı birbirine yapıştırdı, benim bedenimde kalıcı bir hasar bıraktı. Bundan sonra ben göz kapaklarımı bir daha açamayacağım gibi düşünebilir. Gözlerini açtığı zaman bile, bak gözünü açıyorsun dediğimizde, hayır göz kapaklarım yapıştı, doktor da öyle söyledi diye ısrar edebilir. Çünkü ille de gerçekle uyuşması gerekmiyor söyleyebilecekleri ya da düşünebilecekleri şeyler. Ya da kolun, hani arm katalepsi de diyelim ki, kolu katılaştırdınız, kolun demir gibi oldu. İstesen bile bükemeyeceğin kadar demir gibi oldu dediniz. Hasta bunu direkt katatonik bir hal olarak yorumlayabilir. Doktor da söyledi, bütün bedenim benim ya da kolum katılaştı, bir daha bükemeyeceğim ve katatonik bir süreç yaşayabilir. O yüzden psikotik bozukluklar dediğimiz kocaman bir grupta hipnozun kullanılmasını çok dikkatli olarak, hastayı çok iyi tanıyarak, psikotik bozukluğu çok iyi tanıyarak yapmamız gerekiyor. Diğer büyük grupsa nevrotik bozukluk dediğimiz grup. Burada da gerçeği değerlendirme yetisi bozulmuyor. Ama burada da psikiyatrideki hastalıkların
kimi zaman başka branşlardaki hastalıklara göre biraz farklılıkları var. Örneğin kimi zaman hastanın primer anksiyetesini çözmede, baş etmede kullanılan yöntemlerden birisi olabiliyor hastanın semptomu. Dolayısıyla siz semptomu direkt düşman olarak görüp hemen semptomu kaldırmaya çalıştığınızda hasta kendi savunmasını kaldırıyormuş gibi hissedebilecek. O yüzden ya direnecek ya bir başka semptom ortaya çıkaracak. Mesela kadın doğumda kullanırken ağrısız doğum hem hastanın istediği bir şeydir. Ağrısız doğumda her kasılma geldiğinde ağrıyı ızdırap duygusuyla birleştirmeden sadece çok hoş bir duygu olarak hissedeceksin diye tanımladığınızda hasta da bundan çok memnun olacaktır ve isteyerek kabullenecektir. Ama diyelim ki bir konversiyon bozukluğuyla karşı karşıyasınız. Konversiyon bozukluğunda örneğin üniversite sınavına girecek bir çocuktan bahsedelim. Aile çok baskı yapıyor olabilir. Tabii ki kötü niyetli değil ama şurayı kazanmalısın, sen çok parlaksın, ilk bine gireceksin gibi. Çocuk ailenin beklentilerini karşılayamamaktan korkuyor olabilir ve diyelim ki bir konversiyon atağa geçiriyor. Bayılmalar oluyor. Bayılmalar olduğu anda aile baskısını durdurur. Ne oluyor der, çocuğun sağlığına doğru döner. Burada sekonder kazanç dediğimiz, kendinin dışındaki diğer insanlardan ya da diğer koşullardan gelebilecek baskı, stres gibi faktörleri kaldırmayı sağlamıştır. Sekonder kazanç başkalarından gelen iken, aynı çocuğu düşünelim, aile son derece mülayim, hiç önemli değil, sen nereyi istersen, nerede mutlu olacaksan diyorlar ve hiç karışmıyorlar. Ama çocuğun kendinden beklentisi çok yüksek. İlk bine girmeliyim, yoksa arkadaşlarım bana yeterince zeki olmadığımı düşünecekler ya da benim hayalim ilk bine girmek gibi. Çocuğun kendinden beklentisi o kadar yüksek ki kendine baskı kuruyor ve onu yapamadıkça, yeterince çalışamadıkça yine konversif bayılmalar geçiriyor diyelim ki. Orada da çocuk kendi kendine bir nefes aldırıyor. Kendinin kendinden beklentisini biraz düşürüyor. Böylece primer anksiyete dediğimiz, primer anksiyetesini yatıştırıyor. Biz buna primer kazanç diyoruz ama kesinlikle bilinç altında olan bir süreç olduğu için çocuk da farkında değil niye olduğunu, sadece bayıldığını biliyor. Şimdi çocuğun burada kendinden beklentisini, kendi kendini boğmasını azaltmadan dönüp sadece bayılmalara odaklandığımızda ya da bu bayılmayı kendi narsizmimiz için geçirmeye çalıştığımızda, çünkü ben çok iyi bir hekim olduğum için her şeyi kontrol edebilirim, hastaların bayılmalarını geçirebilirim, şikayetlerini geçirebilirim, semptomlarını geçirebilirim gibi bir misyon biz kendimize yüklediğimizde doğrudan çocuğun bayılmalarıyla uğraşacağız. Ve dolayısıyla ya bayılmaları bir şekilde geçirmeye çalışacağız, her uğraştığımızda çocuğun kaygısı da artacaktır. Kendini kötü hissetmesi ya da stres altında kalması da artacaktır. Dolayısıyla biz hastayla sanki böyle kavga ediyor, dövüşüyor gibi, o bir şey yapıyor kendi kaygısını çözmek için, biz ona rağmen bir şey yapmaya çalışıyor gibi olacağız. Bütün bunlar bilinçaltı olduğu için hasta da doğal olarak ben gerçekten bayılmak istemiyorum diye düşünürler. Gerçekten de bayılmak istemezler. Kendi bildiği, kendi bilinçli tarafının bildiği haliyle gerçekten bayılmak istemez. Ama bilinçaltının yaptığı o çatışmayı çözmektir ve onun işini kolaylaştırmaktır. O yüzden psikiyatrik hastalıklarda kullanırken neresi savunma, neresi hasta için anksiyetesini ya da başka bir şeyi çözen bir faktör, nerede baş edebiliriz? Onların hesabını mutlaka yapmak gerekiyor. Hastayı çok iyi tanımak, çok iyi dinlemek gerekiyor. Çünkü hastayla aynı yöne bakmadığınızda mutlaka sarpa saracak. Ya siz zorlanacaksınız, olmayacak. Ya hasta zorlanacak, semptom değiştirmek zorunda kalacak. Yeni bir semptomla ortaya çıkmak zorunda kalacak. O yüzden hastayla aynı yöne baktığınızdan emin olmadığınız sürece, bilinçli ve bilinçaltı tarafıyla aynı yöne doğru baktığınızdan emin olmadığınız sürece bir program, bir tedavi planlaması yapmamakta fayda var. Öncelikle bir yöne doğru bakılabilir
bakıyor olabilir. Hipotezler yaratıp onları mümkün olduğunca hastayı dinleyerek anlamakta fayda var. Örneğin bir yanık hastası ile çalışırken, ki Ayla Kavalak'ın çok güzel çalışmaları var. Yanıklarda pansuman yapılırken her seferinde anestezi vermek yerine hipnozla yapılıyor. Tabii ki hastanın istediği de ağrı duymamak, hekimin istediği de ağrı duymamak. Aynı yöne bakıyorlar demektir. Orada çok daha güzel çalışıyor sistem. Zaten o yüzden psikiyatrik hastalıklardan çok tıbbın diğer alanlarında çok daha fazla kullanım alanı var bence hipnozun. Aynı şeyi psikiyatride yapmadığınız sürece, aynı yöne doğru bakmadığınız sürece işler gerçekten zorlaşacaktır. Örneğin psikiyatrideki indiksiyon teknikleriyle bir başka bölümdeki, diyelim ki cerrahi branşlardaki indiksiyon teknikleri de birbirinden, az önce biraz bahsettiğim gibi, bir miktar farklı olmalı. Örneğin psikiyatride bir indiksiyon tekniği kullanıyorsanız, zaten orada hastanın kendi gücünü fark etmesine, zihninin gücünü fark etmesine ihtiyaç var. O yüzden hastanın gücünü hekim olarak ben elime alıp, işte gözlerini açmayı dene, ben yapıştırdım, açamayacaksın dediğinizde, onun gücünü ondan almış oluyorsunuz. Ben güçlüyüm, sen güçlü değilsin. Ben bir şey söylediğimde onlar olacak gibi. Bu çok psikiyatrik hastalıklar için tehlikeli bir şey. Çünkü zaten hastanın belli alanda zorlandığı bir şeyle birlikte semptom çıkıyor. Zorlandığı yerde bir de üstüne diyorsunuz ki sen yeterince güçlü değilsin. Güçlü olan benim. O yüzden indiksiyon tekniklerinde de biz hep kullanırken kendi gücünü kendine fark ettir cümleleriyle kullanıyoruz. Örneğin el kenetleme kullanıyorsanız, her iki elinizi farklı kutuplu mıknatıslar haline çevirin dediniz. Eller birbirine yaklaşıyorken nasıl yapacağını bilemiyor olmanıza rağmen zihninizin gücü o kadar yüksek ki hedeflediğiniz, istediğiniz şeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan her şeyi yapacaktır gibi cümleler söylediğinizde hastanın kendi zihninin gücünü kendine göstermiş oluyorsunuz. Ya da göz kapakların ağırlaştı dediğinde göz kapaklarını iyice ağırlaştırabildiğini kendine göster. Açamayacağın kadar ağırlaştığını kendine göster gibi bir telkinle bu güç sende, sen bunu yapabilirsin mesajı veriyorsunuz. Aynı zamanda fark ettirmeden ego güçlendirmeyi yapmış oluyorsunuz o durumda. Ben senin gücünü biliyorum, bu gücün var ve bu gücünü kendi hastalıklarında ya da kendi sıkıntılarında da kullanabilirsin. Örtük mesajını vermiş oluyorsunuz hiç bu cümleleri söylemeksizin. O yüzden gücü hastaya teslim etmek çok önemli. Hele hele ego güçlendirmeleri her fırsatta yeniden çerçevelemeleri kullanarak, Erikson tekniklerinden yeniden çerçevelemeyi ben çok severim. Hastanın anlattığı öykülerdeki kendini kötü hissettiren, güçsüz hissettiren, beceriksiz hissettiren her şeyi alıp onu bir kaynağa doğru çevirip ona onu söyleyebildiğinizde, örneğin hani inadından yanlış kararlar verdim dedi. Onu siz o inat kısmı eğer uyumluysa sebat etme becerine güveniyoruz. Sebat etme becerin birçok zorluğu aşacak şekildedir gibi başka bir tanımlamayla, daha pozitif bir tanımlamayla hastaya tekrar verebilirsiniz. Ego güçlendirmede de birçok kitapta şeyler var, hani teknikler var, bir sürü kişinin ego güçlendirme teknikleri var. İlk hipnoz öğrendiğimizde hepimizin yaptığı bir şey, çok da güzel bir şey, gidip bütün kaynaklardan, bulabildiğimiz bütün kaynaklardan sürekli bir şeyler okuduk. İşte Hartland'ın ego güçlendirmesini okuduk, onu okuduk, bunu okuduk. Bir sürü kaynaktan her hastalıkta hangi telkinlerin kullanılması gerektiğini döndük okuduk. Okudukça repertuar oluşturduk. Oluşturdukça esneklikle birlikte hastanın ihtiyacını daha kolay belirleyebilir olduk. Ama burada gerçekten hastanın ihtiyacını belirleme kilit nokta. Çünkü ego güçlendirmede çok sık yapılan hatalardan birisi, diyelim ki
kendi mükemmeliyetçi olan ve sürekli kendinin gücünün olması gerektiğinden daha aşağıda olduğunu düşünen ama aslında çok yüksek bir yere çıta koyan bir hasta diyelim ki bundan muzdarip. Ona siz ego güçlendirmede yaparsın, aslansın, kaplansın, sen güçlüsün dediğinizde ihtiyacı olan cümleleri duymuş olacak. Birkaç gün o cümlelerin etkisiyle çok iyi hissedecek, gerçekten yapabileceğini düşünecek, o çok yüksek koyduğu çıtaya sıçrayabileceğini düşünecek. Ama zaten bunu daha önce kendi kendine yapmıştır mutlaka ve sıçrayamadığını fark ettiği, zorlandığını fark ettiği yerde bu da işe yaramadı, beni hiçbir yöntem kurtaramayacak gibi ihtiyacı olanın zıttına bir şey vermiş olma duygusunu yaşatmış olacağız. Bunu da yapamadım, bunu da beceremedim. Hani hipnoza da gittim, yok onu da beceremedim. Ben ne kadar güçsüz bir insanım, hiçbir şeye gücüm yetmiyor demeye başlayacak. Orada aslında hastanın istediği daha da güçlü olmak iken gerçekçi olan çıtasını indirebilmek. Onun için hastanın tabii ki sizden ne beklediğini, sihirli değneğiniz olsa neyi sipariş edeceğini mutlaka sorun. Bunlar çok önemli sorular. Ama aynı zamanda onun olması için neye ihtiyaç duyduğunu da düşünün. Çünkü sihirli değneğiniz olsa ne isterdi kısmından sonra birçok hasta bunu tam zıt yolla yapmaya çalışır. Zaten oralarda zorlandığı için yardım almaya gelmiştir. Öyle olunca da onun zorlandığı şeyi daha fazla güçlendirmek, ego güçlendirme değil, tam tersi zorlaştırmayı da sağlayacaktır. Bir başka vurgulamak istediğim bir şey var. Özellikle yine psikiyatri hastalarında çok sık yapılan hatalardan birisi. Bu son zamanlarda her şeyin bir travmadan kaynaklandığını düşünme eğilimi var. Ve öyle bir hani regresyon dedikleri bir şeyle çalışılıyor ki sanki gerçekten herkesin hayatında travma olmasa hiçbir hastalık olmayacaktı. Bir travma oldu. O travma gidip bulunacak ve o kısım düzeltildikten sonra hasta pırıl pırıl olacak gibi bir biraz fazla, gereğinden fazla yanlış yönlendirme var. Evet, tabii ki travmalar hayatımızda önemlidir. Travmalar yaşadıkça daha sonraki zamanlara etkisi mutlaka olur. Ama her yaşadığımız şeyde travma olup olmadığını bilmiyoruz. Hastayı eğer mutlaka bir travma olması, daha doğrusu biz kendi ihtiyacımızdan dolayı bir travma bulmaya ihtiyaç duyuyorsak zorlamaya başlarız. Zorladığımızda yalancı hafıza yaratmaya başlayabiliyoruz. Çünkü ileri bir travma olmayabiliyor ama hastalar çok da travmatik olmayan şeyleri biz zorladıkça travmatik gibi hissedebiliyor. Daha da kötüsü, gerçekten zihnimiz travma yaratabiliyor. Masum yalancı denilen bir kavram vardır. Yalancı hafıza yaratıldıysa bir şekilde kişiler o kadar emindir ki bunun gerçek olduğundan. İçinde hani gerçek bir olayı yaşadığında bile insanlar bir şey yaşadım ama tam da emin değilim diyebiliyorlar. Ama yalancı hafıza yaratıldıysa mutlaka bunun doğru olduğunu hissediyorum duygusuyla oluyor. O yüzden masum yalancı ismini takarlar bu yalancı hafıza üretildiği zaman. Bir şey için zorladığınızda hastanın böyle bir travma yaratma ihtimali var. Dolayısıyla siz travmatize etmiş olabiliyorsunuz. O yüzden evet, travma var mı diye ya da etkilenmeyi sağlayacak bir şeyler var mı diye tabii ki bakın, ama bunu hastayı yönlendirerek bir travma arıyormuş gibi yapmayın. Hatta artık son zamanlarda o kadar abartıldı ki bu hayatta yoksa bir önceki hayatta travma yaşamışındır. Yani hani hiçbir terapi gerçekliği net olarak kanıtlanmamış bir şeyin üstüne basarak yola çıkamaz. Çünkü belki öyle bir şey yok, bilmiyoruz. O zaman şimdiki söylediğimiz hastaya ne olacak ki? Yanlış bir zemin üstüne basıp yol aldırıyoruz. Artı insanlar buna inandıkça hayat kendilerinin kontrolü altında, kendilerinin kendilerini yönetmeleri gereken bir süreç olmaktan çıkıyor. İşte bilmem kaç kuşak öncesinde ben Kızılderili'de bilmem neymişim de
Oradaki savaşta işte yaralanmışım, sırtımdan yaralanmışım, onun için benim sırtım ağrıyormuş gibi hayat bizim kontrolümüzün dışında çıkan tamamen bambaşka şeylere bağlanabilecek hale geliyor ki bunlar gerçekten büyük hatalar, çünkü insanlara faydamız olmuyor, aksine zararımız oluyor. Bir süre için bu travma keşfi bunu yeni yaşamış olan insan için de çok büyüleyici olacaktır ve bir şey keşfettim hissiyle gerçekten evet benim sorunlarım galiba böyle çözülecek. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Şimdi gerçekten sorunlarımın çözüleceğini hissediyorum duygusunu verebiliyor. Çünkü farklı bir şey, değişik bir şey ve çaresizlik duygusunun elenmesini sağlayabilecek bir şey. Ama ne kadar bilimsel gerçek olduğundan emin olmadığımız taraflara doğru kayarsak hastaya zarar verme olasılığımız o kadar artıyor. Bir de hastalar diyelim ki o az önce bahsettiğim işte güce ihtiyacı var ve siz dediniz ki sen çok güçlüsün, aslansın, kaplansın. O ilk 2 gün diyecek ki ayaklarım havadaydı, çok iyi hissettim kendimi. Dolayısıyla bu sizin bilgi hazinenizde mükemmel işe yaradı gibi olacak. Ama belli bir süre sonra aynı kişi şunu söylemeyecek. Ben kendimi daha da kötü hissettim. Çünkü sizin gözünüzdeki o güçlü olanını da kaybetmek istemeyecek. Başka birine gidecek. Ve sizdeki bilgi mükemmel oldu, çok iyi oldu, pırıl pırıl oldu da kalacaksınız. Çünkü devamını uzun süreli takibi bilmiyor olacağız. O yüzden hastaları mutlaka iyi bile olsa uzun süreli takip etmekte, dosyalarını mutlaka tutmaya devam etmekte fayda var. Ne oluyor, ne aşamada, süreç nasıl ilerlemiş? Hani birçok hasta geliyor, işte atıyorum Tourette sendromu gittim, sanki çok iyi oldu gibi ama sonrasında daha da kötü oldu. Aynı şeyleri şu an tekrar yaşıyorum, umudum da kalmadı gibi. Ya da o güç isteyen hastanın işte tekrar güçsüzlüğümü görmesinden korkuyorum deyip gidememesi, başka birine gitmesi gibi bizim ihtiyacımızı karşılamak üzere hasta gelmiş gibi oluyor. Bizim kendi narsizmimizi karşılamak için gelmiş gibi oluyor. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Onun ötesinde hipnoz birçok durumda kullanılacak bir sürü teknik aletin hiç kullanılmasına gerek olmaksızın bir sürü yöntem geliştirebiliyor bize. Örneğin şimdilerde fobiler için simülatörler çıktı. Bir gözlük takıyorsunuz. Diyelim ki örümcek korkunuz var. Örümceği önce çok uzakta görüyorsunuz o simülatörle. Onun üzerinden bir şiddetinde kötü hissettirecek miktarda gösteriyorlar. Tamamen rahatladığınızda onun üzerinden 2 şiddetinde rahatsız edecek gibi gösteriyorlar. Gayet de kullanılan aletler. Aynı şeyi siz hipnozla yapabiliyorsunuz. Çok daha iyi yapabiliyorsunuz. Artı simülatörlerin çoğu tek duyu, en fazla 2 duyu. Hani beden duyumunu falan yaratacak şey çok kolay değil. Ama hipnozla bütün duyumlarıyla birlikte yaşatabiliyorsunuz. Örneğin uçak korkusu olan bir hastayı simülatörle evet bir yere kadar işte uçağın kapısına kadar gittiğiniz uçağın kapısını görüyorsunuz, o sesler sizi karşılıyor görüyorsunuz falan gibi olabilir tabii ki ama özellikle o yükselirken G kuvvetini hissetmek mesela birçok hasta için beni en çok korkutan sahne dediği zamanlardır. O G kuvvetini simülatörle göstermek için çok daha komplike aletler satın almak gerekir. Bilmiyorum öyle aletler var mı açıkçası. Ama hipnozla bunu yaratabiliyorsunuz. Hipnozla hasta tamamen 5 duyumunu tetikleyebiliyor, yaşatabiliyor kendini. Ve hipnozla bunları aynı zamanda kontrol de ettirebiliyorsunuz. Örneğin simülatörle diyelim ki uzaktan örümceği gördü, korktu. Hipnozla hem görmesini sağlayabiliyorsunuz, uzakta bir örümcek var. Hem de bedenin çok rahat, uzaktaki örümceğe rağmen bedenin çok rahat, nefes alışverişlerin rahat, bütün bedenin huzurlu ve dingin gibi telkinleri de verebiliyorsunuz. Dolayısıyla ya da G kuvvetini hissederken
bunun keyifli bir duygu olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz gibi, değiştirebilme hissettiği duyguları gibi olasılıklarınız varken, bir sürü paralar harcayarak simülatörler yaratmak falan yapılıyor, işe de yarıyor ama hani hipnozla bütün bunların hepsini yapabiliyoruz. O yüzden çok da güzel bir güç ve sağlık sadece psikiyatri ve tıbbın diğer alanları arasında sıkışmış kalmış bir şey de değil. Hani atıyorum irritable bağırsak sendromu. İkisinin ortasında bir yerlerde duruyor. Hem hastanın kaygısını çok arttıran bir şey, hem bedensel şikayetleri çok var, ishal oluyor, gerçekten tuvalete yetişme ihtiyacı hissediyor. Ya da atıyorum ülser mide kanaması yaşıyor, hem gastroenterolojini takip etmesi gereken bir durum, hem stresle bağlantılı bir durum. O yüzden beden ve ruh zaten birbiriyle çok ilintili şeyler. Ruhsal olarak iyi hissettirme becerisine kavuştuğu zaman hastanın kendi kendine iyi hissettirme becerisine sahip olabileceğine inandığı zaman yaşamının üstündeki kontrol de çok daha fazla yükseliyor. Zaten hipnozun bence en önemli avantajı hastanın kendi zihniyle yapabildiklerine duyduğu güven duygusunun artması. Çünkü insan kendi zihniyle neler yapabileceğini fark ettiği zaman, bu sınırsızlığı fark ettiği zaman, sağlığı da hastalığı da yaratma becerisinin farkında olduğu zaman, kendisi için çok daha güzel şeyler planlayabiliyor, çok daha güzel yolculuklar yaratabiliyor. Sadece hastalıktan kurtulma değil, yaşamının kalitesini artırmak üzere planlar yapabiliyor. Ki belki de asıl olan o, sadece hastalıktan kurtarmak olmamalı belki tıbbın ana amacı. Yaşanası, keyif alacağı, iyi hissedeceği bir hayatın içerisinde olmasını sağlaması. Ve bu anlamda hipnozun çok ciddi katkıları olmakta. O yüzden hipnoz yıllardır, yüzyıllardır değeri çok da anlaşılamamış, çok kıymetli bir araç. Psikiyatriye ilk başladığım zamanlarda hipnozla ilgili sorular sorduğumda hocamızın klasik tavrı, zaten birçok kişi öyle söylüyor. İşte Freud hipnozu kullanmış ama işe yaramadığını karar vermiş ve başka bir yönteme geçmiş. Aslında gayet de işe yarıyor. Freud'un kullanmamış ve başka yönteme geçmiş olması o yöntemin işe yaramaz olduğunu göstermiyor. Freud'un yeni bir yöntem kendi adıyla tescillemek istediğini de gösterebilir. O yüzden yazık ki yeterli değeri çok uzun zaman bir türlü alamamış, tıbbın diğer alanlarında kullanımının çok ihmal edildiği, yok sayıldığı, hatta şarlatanlık sayıldığı mükemmel bir araç hipnoz. Ve ülkemizde dernekler aracılığıyla, getirtmeler aracılığıyla artık farkındalık artıyor. Umarım Murat'ın hayalinde olduğu gibi, iki Murat'ın da hayalinde olduğu gibi, günün birinde gerçekten tıp fakültelerinin bir parçası olduğunda tıbba bakış da değişecek, hayata bakış da değişecek, hastalık ve sağlık kavramları da değişecek diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok uzun olmayan bir sohbet olsun gibi planladım. Geri kalan zamanda sorulara açığım. Teşekkür ederiz Zilek. Zihnine, emeğine sağlık. Keyifle. Zihnine, emeğine sağlık. Keyifle. Sohbet olunca genellikle 40 dakikalık blokları oluyor. O yüzden bir yarım saati ben kullanayım. Geri kalan zamanda da soruları alayım diye planlamıştım. Onun için sorular varsa zevkle yanıtlarım. Dilek'ciğim, keyifle dinledik. Merhaba. Diline sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Ben şeyi soracağım. Dolaylı hipnozu soracağım. Yani dolaylı hipnoz kişiye endiksiyon vermeden ama görüşme sırasında dolaylı bir takım şeyler kullanılarak, hani Milton Erickson'ın böyle konuşmalarında bile yaptığı bir portakal suyu hikayesi vardı. Portakal suyunu kullanmadan, kullandığı kelimelerle herkesin
tamamen örtük bellekle bilinç dışı o portakalı içmeye gittiği çok çok etkileyici bir şeyi var. Yani bu kullanılıyor mu? Ben çok rastlamıyorum. Politikacılar çok kullanıyor tabii de. Reklamcılar da çok kullanıyor büyük olasılıkla ama hani uygulamada bunun yeri nedir? Yapılıyor mu? O konuda soracaktım. Dolaylı hipnoz gerçekten birincisi mükemmel bir araç ama bizim fark etmeden sıklıkla kullandığımız, hekim olarak fark etmeden sıklıkla kullandığımız bir teknik. Hipnoz yapmaya da gerek yok. Hasta hekime geldiği zaman hekimin söylediği şeyler hasta için aslında sanki kanun gibi oluyor. Bununla ilgili bir tane çalışma vardı mesela. İngiltere'de onkoloji hastanesinde yapılmış bir çalışma. Dolaylı hipnoza güzel bir örnek ama yanlışlıkla yapılmış dolaylı hipnoza güzel bir örnek. Hastalara aynı ilaç verilen, aynı hastalıktan muzdarip olan hastaların ne kadar yan etki yaşadıklarının kaydına bakılıyor. Sonra fark ediyorlar ki iki hekim var. İki hekimden birinden aynı ilacı alan hastalarda yan etki %40 daha fazla görülüyorken oran olarak diğerinde %40 daha az. Aynı ilaç, ne oluyor bunlarda? Ses kaydı koyuyorlar odalarına. Hekimlerden birisi diyor ki ilacı verirken, bu ilaç aslında zehir ama vücudunuzu kanser hücrelerinden arındıracağı için bizim bunu kullanmamız gerekiyor. O yüzden yan etkiler olabilir ama sonrasında sizi sağlıklı hale getirecek. Diğeri diyor ki, biz size bir takım ilaçlar vereceğiz. Bunlar sizin bedeninizin bağışıklık hücresiyle birlikte kanser hücreleriyle savaşmasına yardımcı olacak. Bazı yan etkiler olabilir ama çok kolay atlatacaksınız ya da muzdarip olduğunuzda bize haber verin hemen yardımcı olalım. Bunlar vücudunuza yardım eden askerler olarak gönderiyoruz. Bu ikinci grupta çok daha az yan etki oluyor. Ve fark etmeden verilmiş dolaylı telkin. Onun ötesinde Erikson gerçekten bence deha, hani bir tuz istemesi var, hiç tuzu kullanmadan, işte insanlar tuzluk elinde niye veriyorum ki derken teşekkür ediyor ve tuzu atıyor. Ya da işte Jeffrey Zweig'ın kendisinin geldiği konuşmayı seninle birlikte izlemiştik. Evet. Pipoyu bıraktırma sahnesi mesela. Zweig öyle güzel anlatıyordu ki, işte pipoyu sağ elle mi tutacağım, kafam karışıyor, sol elle mi tutacağım, kafam karışıyor. Çok da şey bir şey, hani absürt bir şey pipo içmek gibi böyle konuşurken, sohbet ederken Jeffrey Zweig pipo içmeyi bıraktığını fark ediyor sonradan. Ama hani dolaylı telkinlere söylediğimiz her şeyin ne anlama geleceğini dikkat ederek, bir dikkat etmekte evet, fayda var. Onun ötesinde de belki kendimizi geliştirerek kullanabileceğimiz, mesela kelime aralarında yeniden çerçevelemeleri çaktırmadan kullanırsak dolaylı telkin niteliği oluşturuyor. İngilizce'de Erikson'un kelimeleri bölerek yaptığı bir şey var ama ben açıkçası Türkçe'de nasıl kullanılıyor o hiç bilmiyorum. Bir kafa yordum bir dönem ama beceremedim. Hani beceren varsa ve yapabilen varsa grupta çok da dinlemek isterim. Çok da merak da ediyorum Türkçe için yapan var mı? Benim kafam basmadı açıkçası nasıl yapacağıma. Ama Erikson'un o birçok yöntemi, mesela olumsuz olanı daha küçümse, daha önemsiz bir şey canım şeklinde. Ama onu da hastanın yaşadığını önemsememek değil de olumsuz olanı önemsememek, olumlu olanı daha büyütmek, daha uzun bahsetmek gibi gibi, ses tonunu ona göre değiştirmek, işte küçük bir acı, küçük bir acı olacak ama çok büyük bir rahatlık olacak. Ses tonunu değiştirerek gibi gibi kullanılan evet, birçok yöntem var ve bence çok dahice yöntemler. Ve senin söylediğin gibi yazık ki reklamcılar, siyaset falan bizden daha çok kullanıyor onları. Çok. Evet. Çok. Ben bir örnek vermek istiyorum. Bazen küçük çocuk okul fobisi, EMDR terapisi için gelirler. Orada ya da daha küçük farklı bir kaygıyla ilgili diyelim, korkuyla
anne babayla yatıyordur, ayrı yatamıyordur falan. Direkt sizinle iletişime de izin vermez. Oralarda anne babayla konuşarak, biliyor musunuz? Çocuklar büyüdüğünde ayrı yatabilirler. Büyüyen biri okula gider, arkadaş edinir gibi. Tabii çocukla direkt değil, anne babayla konuşarak. Dolaylı pür dikkat dinler tabii diğer taraftan. Aslında tabii hani kendi çocuklarımızla da, şimdi bizim çocuklar büyüdü tabii de. Ama küçük çocukları olanlar için de gerçekten mesela bir şeyi oyuncağını anlatırken, oyuncağı bir şey, bak işte küçük bir oyuncağını alıp dişlerini fırçalarsan çok güzel dişlerin olur, pırıl pırıl parlar gibi oyuncağını diyebilir örneğin. Bu da sanırım etkili olur herhalde. Bunlar da benim aklıma geliverdi günlük yaşamda. Teşekkür ederim. Ben de. Dilek hocam çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar soru sormak isteyen varsa el kaldırırsa sırasıyla ben yardımcı olacağım size. Chat odasında mesajları olan arkadaşlarımız var hocam. Onlarla iletmek istiyorum size. Evet. Betül hocam merhabalar. Çok güzel bir sunumda çok teşekkürler. Salim Morgil. Hipnoz her hastalık tedavi edilebilir mi hipnozla? Fayda vermedi, hastalık var mı sorusunu iletmiş Dilek hocam. Hiçbir şey her hastalığı tedavi etmez. O yüzden az önce bahsetmiştim, hipnozu yeni öğrendiğim zamanlarda böyle inanılmaz bir coşkuyla gittim. ODTÜ Kütüphanesi, Hacettepe Kütüphanesi bütün hipnozla ilgili kitapları indirdik Ankara Derneği olarak. Ve her şeye ilişkin mutlaka bir not var, bir yazı var ve her şeye faydasının olacağını düşündük. Ama dünyada hiçbir yöntem bütün hastalıklara iyi gelmiyor. O yüzden birincisi hastayla aynı yöne bakabilmeyi sağlayabilmek çok önemli orada. Gerçekten bazı hastalıklar hastanın kendi umutsuzluğu, kendi çaresizliğinden ortaya çıkan hastalıklar olabiliyor. Bazıları da biyolojik ucu da var. Yani şu aralar biyolojik olan kısmı tamamen reddetme eğilimi gibi bir eğilim var dünyada. Ben çok o kadar da abartılması gerekmediğini düşünüyorum. Hani ağaçlar da hasta olabiliyor. Virüsler de çıkabiliyor. Dünyada evet bir somut yaşam da var bir taraftan. Atıyorum hani pankreasiyayı %100 hipnoz tedavi eder ya da bu insanlar %100 kendilerini imha ettikleri için pankreas yağ oluyorlar gibi sözlerdi. Bu son zamanların yine çok modası. Hastaları perişan ediyor. Gerçekten kanser hastası geliyor mesela. Konusu komşusu gelmiş. İşte iyi düşün, kötü düşününce vücuduna bak kanser yapıyorsun. Ya ben mi yaptım kanseri? Yani genetik faktörü var bunun, beslenmesi var, şu aralar GDO'lu besinler, çevre kirliliği. Bu kadar çok faktöre bağlı ki tek faktöre indirgemek yaşamı bence hani sığmayacak bir kovaya suyu ısrarla doldurup taşmadığını iddia etmek gibi bir şey. O yüzden tabii ki her şeyde faydası var diyemeyiz. Özellikle az önce bahsettiğim gibi psikotik bozukluklarda çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Hatta mümkünse çok hakim değilseniz hem psikoza hem o hastaya çok hakim değilseniz hiç bulaşmayın. Çünkü öncelikle zarar vermeyin. Ama onun ötesinde tedaviyi de sadece hastalığın geçmesi gibi de değerlendirmeyelim. Evet kanser hasta kötü düşündüğü için olmuş olmayabilir ama hipnozla çalıştığınızda belki kanseri düzelmeyecek ama hastanın ağrısına faydamız olacak. Belki yan etkileri daha kolay tolere edecek. Belki o günlerde daha yaşam kalitesini artıracaksınız. Onun için her şeye faydalı olacak bir sihirli değnek arayışı değil de biz nasıl fayda sağlayabiliriz karşımızdakine arayışına girersek eğer mutlaka bir yolla fayda sağlarız ve hayata bir yolla katkımız olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Bir soru daha var. Onu sorduktan sonra Erdal Bey'e söz vereceğim. Seda Doğruel, az önce de siz de bahsettiniz birçok kitap indirdiğinizden Dilek hocam. Seda Hanım'la bu doğrultuda sormak istiyorum. Psikiyatride hangi hastalıklarda hipnoz daha başarılı acaba? Bir de bilişsel davranış terapi ile kombine edilebilir mi? Kitap öneririz olur mu? Çok güzel bir soru.
anksiyetenin birçok alt dalında oldukça başarılı kullanılıyor. Örneğin panik bozuklukta başarılı kullanılıyor. Özgür fobilerde oldukça başarılı kullanılabiliyor. Posttraumatik stres bozukluğunda ya da akut stres bozukluğunda oldukça iyi kullanılıyor. Travmayı hazmetme, o travmadan güçlenerek çıkma konusunda sadece travmayı geride bırakma değil, lehine çevirme kısmında, ego güçlendirmeyi de üstüne eklemede çok güzel kullanılıyor. Bilişsel terapiyle mükemmel bir kombinasyonu var. Aslen Alladi'nin mesela bütün kitapları bilişsel hipnoterapi üstünedir. Aslen Alladi'nin de çok yakınlarda rahmetli oldu ve Türkiye'ye defalarca kez geldi. Çok da güzel paylaşımlarda bulundu bizimle. Dernekte eski olan arkadaşlarımız hatırlar. Onun kitaplarını öneririm mesela. Onun dışında gerçekten bir sürü bilişsel hipnoterapi diye kitaplar var. Eğer Ankara'daysa bizim derneğimizin kitaplarından da biz verebiliriz, fotokopi çektirip iade edebilir. Böyle bir yardımımız da olabilir. Çok teşekkürler hocam. Erdal Bey, söz alabilirsiniz. Kendi sesinizi açabilirsiniz. Buyurun Erdal Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben Erdal Erşan, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde öğretim üyesiyim. İlk önce teşekkürle başlamak istiyorum. Hem Üsküdar Üniversitesi'ne hem Dilek Hocam'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bağlantıya size bağlandığım zaman şunu hissettim. Bu dünyada tek başıma kürek çekmediğimi hissettim. O beni çok rahatlattı, onu söylemek istiyorum. Çünkü aşağı yukarı son 6-7 yıldır ben de hipnoterapiyle uğraşıyorum. Hipnoze hipnoterapiyle uğraşıyorum. Ve birçok kongrede ki Üsküdar Üniversitesi'nin yeri bende farklı, 2016'da yapılan Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde ilk hipnozla ilgili sunumu yapmıştım. Onun için önemli bir yer ifade ediyor benim için. Daha çok ben obezitede hipnoterapiyle uğraşıyorum ve adına da hipnoobezite deyip marka tescil belgesini Türk Standartları Endüstri'den alan bir insanım. Katıldığım kongrelerde de, psikiyatri kongrelerinde tabii, hep hipnoz üzerine, yani son 5-6 yıldır hep bana hipnoz üzerine oturumlar veriyorlar. İşte belki diğer arkadaşlara da yardımcı olması anlamında, mesela narsistik kişilik bozukluğunda hipnoterapiyi bir kongrede sunum yapmıştım. Hocamı söyledi, konversiyon bozukluğuyla ilgili yine benim de bir vakam vardı. Ama o vaka dışında yine konversiyon bozukluğunda hipnoterapinin faydasını anlatmıştım. Bunun yanı sıra hipnoobeziteyi, dedim ki obeziteyi çok sık olarak, yeme bozukluklarında hipnozun kullanılmasını da çok sık olarak anlatıyorum. Artı bu hastalarda anksiyete, depresyon ölçekleri kullanarak, aynı zamanda beraberinde anksiyete ve depresyonlarının düştüğünü de, seviyelerinin düştüğünü, daha doğrusu iyileşme yönünde olduğunu da gördüm. Uyku bozukluklarında çok çok faydası olduğunu deneyen bir insanım. Fobik bozukluğu zaten çok güzel bir soruydu. Benim de çok hoşuma gitti. Hipno-BDT diyoruz zaten. BDT ile beraber kullanılmasına biz. BDT'nin belirli aşamalarında fobik bozuklukta ben de bir kedi fobisinde hipnoterapiyi kullandım. Çok da hoşuma gitti ve kesin bir çözümle karşılaştım. Bunun yanı sıra ağrı bozukluklarında gördüğünüz gibi psikiyatri ilgili birçok bozuklukta rahatlıkla kullanıyoruz. Dilek Hocam'ın dediği gibi biraz hastayı da seçmek lazım. İşte OKB ile ilgili bahsederken her hasta belki buna uygun olmayabilir ama yine bazı kısımlarında BDT ile beraber hipnoterapiyi çok rahatlıkla kullanabiliriz. Katkım bu şekilde. İki tane de sorum, aslında biraz da öğrenmek istediğim şey var. Birincisi şu, sanıyorum Sümer Hocam çocuklarla ilgili sorarken aklıma geldi. Aslında bunu sormayacaktım da. Çocuklarla ilgili benim hiçbir deneyimim yok. Ben erişkin psikiyatristiyim aynı zamanda ama çok çocuk da geliyor. Bir yaş sınırı ya da çocuklarda hipnoterapinin, ki ben dikkat ederseniz teknik olarak hipnozu söylemiyorum. Tedavi anlamında hipnoterapiyi kullanmayı yeğliyorum. Acaba kullanım nedir? Birinci sorun bu. İkinci sorun da şu, 1955'lerde sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, Dilek Hocam düzeltin lütfen. Amerikan Psikoloji Birliği ve İngiliz Psikoloji Birliği 53-55 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hipnozun klinik olarak tedavide kullanılması, hipnoterapinin tedavide kullanılmasını yasal olarak, resmi olarak kabul etti. Ama bir bakıyoruz o kadar yıl geçmiş ki biz hala Türkiye'de, değil mi? Yani bunu kesinlikle oturtamadık ve benim bu işe girmemdeki en büyük nedenlerden birisi de
öğretmenlerin hipnoz yapması değil, bakın dikkat edin. Hipnoz tekniğini Dilek Hocam da söyledi, herkes yapabilir. Hipnoterapi yapması, hipnoterapi terapi demektir. Tedavi sağlıkçıların yapması lazım. Bir öğretmenin yapması beni çok gerçekten üzmüştü ve ben o yüzden bu iş bizim işimiz, psikiyatrinin işi özellikle diyerek bu alana girmiştim. Sınır ihlalleri konusunda sorun var. Bu sınır ihlalleri konusunda kendi meslektaşlarımızı kastetmiyorum, sağlıkçıları kastetmiyorum. Bunun dışındaki insanlar konusunda siz Ankara'dasınız, dernektesiniz. Bununla ilgili bakanlığın ya da farklı bir kurumu ya da derneğin herhangi bir çalışması var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İki soru da kıymetli. İlk sorunuza ben de yetişkin psikiyatristiyim. O yüzden sadece anne olarak cevap vereceğim. İkinci sorumuz zaten bizim dernekleşmemizi 2004 yılında Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği'ni kurmamızın ana sebebi. Bizim derneğimizin şöyle bir iddiası yok. Biz çok eğitim vereceğiz, çok para kazanacağız, bütün Türkiye'ye hipnozu tanıtacağız. Mümkün olduğunca maksimum tanıtacağız tabii ki ama bizim derneğimizin asıl iddiası etik sınırları nasıl sağlayabiliriz, daha etik nasıl çalışabiliriz ve bununla birlikte kurulmuş olan bir dernek. Sizin söylediğiniz gibi tıp dışından yaşam koçları, ev hanımları, spor hocaları herkes kullanıyor. Sadece hekimler, özellikle psikiyatristler çok şarlatanlık gözüyle bakıyor. Şimdi uzay boşluk tanımıyor. Gerçekten çok kıymetli bir araç varsa ve bunu bu işi kullanması gereken insanlar kullanmıyorsa insanların da çare arayışları devam ediyor çok haklı olarak. O durumda başka herkes bu işe el atıyor. Ben ilk başladığım zamanlarda hipnozla çalışmaya mesela bir hasta aradı. Şizofrenik bozukluk. Birini aramışlar. Hekim değil tabii ki. İşte NLP, hipnoz falan 15 günde anadan doğma hale getiririm. Sözü var. Ve çok ciddi paralarla. Şizofrenik hasta annesine demiş ki annesi götüreyim mi oğlum seni demiş. Yani bu hastalıktan çekeceğini. Çünkü insanlar çaresiz. Hani nereden yardım alabileceklerse almak istiyorlar haklı olarak. Şizofrenik çocuk demiş ki anne saçmalama doktor bile değil. Yani değil psikiyatrist doktor bile değil. Bari bu işi kim yapıyor psikiyatristlerden onu araştıralım da ona gidelim. Ama gerçekten bu çok ciddi suistimale maruz kalan bir alan. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın tüzük çıkarma çabası da bu suistimallerden korunmak için. Ama açıkçası Sağlık Bakanlığı sadece kendi içerisindeki grubu cezalandırıyor. Yani yaşam koçu şikayet edilmediği sürece Sağlık Bakanlığı'nın farkında olmuyor ya da işte başka danışmanlık hizmeti veriyorum diyor. Hani bakanlık çok fazla üstüne şikayet iline de gelmesi gerekiyor. Kendini öyle bir araştırıp böyle ihlaller var gibi farkında olma çabası yok zaten. Dernek olarak derneklerin hiçbir derneğin aslında gücü topluma yönelik bir gücü yok. Sadece kendi üyelerinin etik davranışlarını değerlendirebiliyor. Dernek olarak toplumda yaptırım gücümüzün olmadığı bir şey. Bunu nasıl o zaman baş ederiz? Olabildiğince çok hekimin, diş hekiminin, psikoloğun bu işi bilerek bu boşluk tanımayan uzayın daha doğru insanlar tarafından kullanılmasını sağlamak belki en önemli yöntem. O yüzden şu an yapılan toplantıyı ben çok önemsiyorum. Diğer yapılan bütün toplantıları, Türkiye'de bu tür yapılan bütün toplantıları çok önemsiyorum. Bir de Türkiye henüz kabul etmediği ve hala hipnozun önünde bir sürü engeller koyuyorken, mesela benim Alman bir hastam vardı. Kullandığım tekniği yazdım, ne yaptığımı yazdım, diplomalarınızı falan istiyorlar. Ve takır takır hastaya geri ödemesini yaptılar hipnoterapi kullandığım için. Hani Türkiye'de Alman hasta geri ödeme alıyor ama bizde kabul edilen bir yöntem. Yani yeni yeni kabul ediliyor gibi ama çok şu ancılız durumda. İkinci sorunuzla ilgili çocuk psikiyatristi değilim. O yüzden çocuk hasta hiç almıyorum.
Ama anne olarak oğlumla çalıştığımda ya da oğlum için baktığımda, ki benim hipnozu araştırmam aslında oğlumun alerjik astımı olduğunu fark ettiğimde bir kitap okurken hipnozun faydalı olabileceğini yazıyordu. Onun üstüne ben bu yolculuğa çıktım. Öyle olunca onunla ilgili kitaplar okuyup çocuk hekimleriyle bağlantı kurup, ki içimizde çocuk hekimleri de var zaten. Onlarla birlikte çocuklarda ne yapılıyor diye okuduğum şeyler oldu. Çocuklar zaten normal hipnoz gibi değil. Oyunun içine girdiğinizde onu 5 boyutlu, 15 boyutlu yaşıyor. Hani hipnozu gerçekten çocuklar oyunla birlikte yaşıyor. Artı ergenlik çağında hipnoz indüksiyon profilinin maksimuma ulaştığı zamanlar, hayal gücünün çok arttığı, çok yükseldiği zamanlar. O yüzden ergenlik çağında çok da iyi yanıtlar alınıyor hipnoz çalışmalarıyla ilgili. Ama çocuk grupta da bu bildiğimiz otur gözlerini kapat değil de gözleri açık oyun oynarken, diş hekimi arkadaşlarımız mesela çok kullanıyor. Ben Murat'ın çok kullandığını biliyorum, Murat Uslu'nun çok kullandığını biliyorum. Çocuğu hiç incitmeden, oyunun bir parçası gibi hissederek, fobi yaratmadan, diş hekimi fobisi yaratmadan sağlıklı tedavi yapabiliyor. Çok kıymetli bir şey. Yani yetişkin haline kadar çocuğu ya anesteziyle ya bağıttırarak fobik hale getirdikten sonra tedavi etmek değil, çocukken bu çocuk nasıl en azından tıbbi müdahalelerde, diş hekimi müdahalelerinde incitmeden, korkutmadan, hatta mümkünse güçlendirerek tedavi edilir. Bence çok önemli. Teşekkür ediyorum katkılarınız ve sorunuz için. Evet, çok teşekkür ederiz. Yine bir sorumuz var hocam. Salim Morgil, hipnoz eğitimleri çok pahalı. Derneğinizin uygun fiyatlarla vereceği eğitimler olacak mı diye sorusu olmuş. Derneğimiz artık eğitim vermiyor. Şu açıdan vermiyor. Sadece Sağlık Bakanlığı kendi uygun gördüğü yerlerde verdiği zaman, eğitimler alındığı zaman sertifika veriyor. Onun dışında hiçbir sertifika geçerli değil şu anda. Öğrenmek için istiyorum diyenler için belki aylık bilgilendirme toplantılarımız oluyor. Onlara davet ederiz, katılsınlar, memnuniyet duyarız. Ama eğitim verip sertifika veremediğiniz zaman kullanabilme alanı olmayacak. Dolayısıyla yarım iş yapmış gibi olacağız. O yüzden biz şu an eğitim vermiyoruz. İleride belki Sağlık Bakanlığı derneklerin de eğitim vermesine yol açacak bir düzenlemeye giderse o zaman düşünürüz tabii ki. Ama şu anda kesinlikle sertifika verme yetkimiz yok. Öyle olunca biz de sadece bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Onları da ücretsiz yapıyoruz zaten. Dolayısıyla gayet uygun fiyatlı. Bedava şu an bu akşam. Aynen. Ben. Aynen. Şimdi başka soru var mı diye, bana sıra gelsin diye bekliyorum hocam. Öncelikle konuklarımızın, tabii ki misafirlerimizin soruları çok değerli. Bu akşam çok önemli başlıklara açıklık getirdiniz. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir hani değilim ama tabii ki bir insan olarak birçok şeye de gözlemliyorum. Tabii sizin bilgileriniz sayesinde, bu değerli eğitimler sayesinde, seminerler sayesinde farkındalığımız oluşuyor. Aslında bunların mümkün olduğu kadar sadece sağlıkçılar değil, yani çünkü şu an sadece hipnoz eğitimlerini sağlıkçılar, psikologlar, psikiyatrlar alabiliyor. Onun dışında alanda olanların da işte bakın, ücretsiz bir etkinlik, bunlar değerlendirilmeli ve farkındalığın oluşturulması gerektiğini inanıyorum. Özellikle bahsettiğiniz, altını çizerek, yalancı travmaların çok yaygın olduğu şu dönemde, Covid ile birlikte ben de bunlara şahit oluyorum. Ama buna bir anlamlandırma yoktu, ama bu akşam sayenizde bu bilgiye de sahip olmuş oldum. Bunu ben şimdi kaç kişiye anlatacağım? Sizin sayenizde bu almış olduğum bilgi mümkün olduğu kadar etrafımda kişilerle de paylaşmayı arzu ediyorum. Ama gönül ister ki benim kazanmış olduğum bu deneyimi birden fazla insan da sahip olsun. Daha fazla kitlelere bunları ulaştırmak. Böylece kullanım alanı, yani bunu kullananlar da doğru yerlere ulaşmadığı takdirde
yapmaktan da vazgeçecekler diye düşünüyorum. Mutlaka. Mutlaka. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Başka sorularınızda el kaldıran bir sorumuz daha var. Aylık toplantılara nasıl katılabiliriz? Aylık toplantılara ÜSEM Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Murat Ulusoy hocamızı, Dilek hocamızı takip edebilirsiniz. Instagram hesaplarından, Facebook hesaplarından biz mümkün olduğu kadar bunların bilgisini paylaşıyoruz her ay düzenli olarak. Facebook hesaplarından mutlaka paylaşılıyor. Evet, evet. Yapıyoruz. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nin web sitesinde de yine aylık toplantılarla ilgili duyurular kısmı var. Oradan da mümkün olduğu kadar arkadaşlarımıza bilgi vermeye çalışıyoruz. Sorusu olan varsa, evet, el kaldıran varsa şey yapabilirim, sözlü olarak da sorabilirsiniz. Bir chat sorusu daha var, hemen iletmek istiyorum. Çok teşekkürler demiş. Bu güzel sunum için Seyfettin Bey. Hocam sesiniz çıkmıyor bu akşam, bir sesinizi duyalım. Çok teşekkürler dilerim demiş Dilek Hocam. Seyfettin Bey. Merhabalar Dilek Hocam, merhaba. Kusura bakmayın, görüntümü açamıyorum. Çok uygun değil üstüm başım. Sınavlara girip çıkıyorum bu aralar. Biraz daha. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Özellikle sunumun başında bir konuya değindiniz. Bireyin savunma mekanizmalarını elinden aldığımız zaman semptomunu değiştirmesi. Bu yakın zamanda çok yakın tanıdığım birinde ortaya çıkan bir şeydi. Semptomu değişince biraz obsesif bir takım problemlerle kendini göstermeye başladı. Özellikle sizin verdiğiniz sınav kaygısıyla başlayan bir şeydi. Sınav kaygısı ortadan kalkınca OKB'si başladı. Ve şu anda da bayağı arttı içinde tedavi sürecinde ilaca başlanmak zorunda kaldı. BDT ile beraber devam ediyorlar. Bu anlamda bu olayın neden bu şekilde geliştiğini bugün sizin sayenizde çok daha net görmüş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Memnun oldum gördüğünüz. Sağ ol. Ben de. Teşekkür ederim. Sağ olun Seyfettin Hocam. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Varsa chatten yazabilir. Yine dediğim gibi el kaldırırsanız söz hakkı verebilirim. Evet, bir arkadaşım. Murat Uslu Hocam, sesinizi açabilirsiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar. O kadar kulaklarınızı çınlattı. Dilek Hocam. Hoş geldiniz. Çok iyi akşamlar Bengüs Hocam. Dilekciğim, son derece zarif, kendine özgü bir sunum tarzın var. Her zaman olduğu gibi. Kısa, öz, bilgilendirici. Seçilmiş kelimelerle, güzel cümlelerinle bizleri aydınlattın. Çok teşekkürler. Ben bir konuya, aslında her konuya değinirdi ama bir konuya tekrar dönmeni rica edeceğim. Şöyle ki, bir klasik hipnoz var, indüksiyon tekniği, telkinler ve ardından terapi. Bir de az önce bahsi geçen Ericksonian teknikler var. Şimdi bir psikiyatrist olarak, aslında Ericksonian tekniklerin çok daha genişini zaten sizler terapide kullanıyorsunuz. Tabii. Burada sizin pencerenizden bakıldığı zaman belki diş hekimlerine ve diğer kişilere, yani sizin kadar psikoterapi yapma hakkı kanunen olmayan kesime, hipnozu kullanırken Ericksonian tekniklerde durulması gereken sınırlardan bahsedebilirsin. Örnek olarak ben bir diş hekim olarak Ericksonian teknikleri uygularken aslında sizin terapi tekniklerinizden bir kısmını çok sınırlı olarak kullanmış oluyorum. Çünkü benim psikoterapiye girmem mümkün değil. Ya da ileri eğitimler almış olmam lazım o konuda. Başarılı olabilmem için, her zaman başarılı olabilmem için, sürdürülebilir, başarılı bir iş hayatı sürdürebilmem için bu alanda. Fakat sizin açınızdan bakıldığında bu sınırlarla ilgili söyleşileriniz nasıl geçiyor psikiyatristler arasında? Sen neler hissediyorsun? Bunlardan biraz bahsedersen çok sevinirim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ericksonian teknikler aslında tam konuşma gibi
terapi gibi böyle mesela satış elemanları çok kullanır Erikson-Yan teknikleri, işte Sümer'in de söylediği gibi. Örneğin evet seti kullanılır. Onu biz psikiyatride de kullanırız. Evet diye hastanın güven duygusunu geliştirecek, kendini iyi hissettirecek şeyleri söyledikten sonra kendine dair pozitif şeyleri söylediğinizde evet'i kabul etmesi daha kolay olur. Örneğin değersizlik şeması olan birine sen değerli birisin dediğinizde direkt hayır öyle değilim, bir sürü hatam var der. Ama ondan önce reddedemeyeceği mutlak gerçek olabilecek 3-5 tane şeyi söyledikten sonra, işte atıyorum her çocuk değerlidir, sadece var olduğumuz için değerliyiz gibi, ardından kendi değerinin farkına varman çok kıymetli dediğinizde, evet ben değerliyimin aslında cümle olarak farklı söylenmiş hali. Dolayısıyla ona evet seti oluştuktan sonra ya da birkaç basamak daha eklediniz, kabul etmesi çok daha kolay hale geliyor. Bunu satışçılar da çok kolay kullanıyor. Başka insanlar da kullanıyor. Şimdi sohbet gibi olduğu için bunu sınırlamak da çok mümkün değil. Karşınızdaki diyecek ki ben terapi falan yapmıyorum, ben normal sohbet ediyorum. O yüzden onu sınırlamak mümkün değil ama onu bilerek kullanmak ya da teknikleri bizim de bilmemiz, diğer hekimlerin de bilmesi birçok anlamda çok işe yarayacak. İkincisi sizin kendinizi korumak anlamında da işe yarayacak. Yani birisiyle karşılaştığınızda, bir makale okuduğunuzda diyelim ki o makalede özellikle atılmış 5-6 tane mutlak doğru olabilir. Bilinçaltımız çünkü şöyle çalışıyor. Evet setinin mekanizması da o. Beynimiz vücudumuzdaki enerji tüketen en önemli organlardan birisi. Vücuttaki enerjinin %20-25'ini beyin tüketiyor. Öyle olunca ilkel çağlardan kalma, çünkü enerji kıymetli bir şey, fazla tüketilirse ölebilir, sağ kalımla bağlantılı. Zihin önce bir takım kapılardan geçiriyor karşıdakini. Bir söylediği doğru çıktı, yargılıyor doğru mu değil mi, ikinci söylediğini yargılıyor. Her seferinde biraz daha az yargılıyor. Bir süre sonra artık kapı açılmış oluyor. Çünkü her seferinde yargılamak ciddi bir enerji kaybı. Güven aldıktan sonra yargılamayı bırakıyor ve kapı açılıyor. Ve oradan sonra gittikçe daha fazla saçmalayan miktarda bilgiler verdiğinizde bile o kapıdan geçiyor ve insanlar onun mutlak doğru olduğuna inanıyorlar. Tarikatlerin ya da böyle Allah Allah bu kadar saçma şey nasıl inanıyor insanlar dediğiniz şeylerin inanılmasının arkasında o mekanizma var. Bir süre için sizin o evet setini tamamladıktan sonra gittikçe dozu artacak şekilde siz verdiğinizde o girecektir. Dolayısıyla kendimizi korumak açısından da bir makale okuduğumuzda orada bir tane doğrunun olması, 5 tane doğrunun olması, bütün her cümlenin doğru olduğunu göstermiyor şeklinde okuduğumuzda ya da söylenen şeylerin birinin, ikisinin, beşinin doğru olmasının hepsinin doğru olduğunu göstermiyor. Her bir cümleyi ayrı ayrı sınama şansımız varsa eğer, tabii o makale önemliyse ya da o sözler, söylem önemliyse, onları kontrol etmek çok kıymetli. Hipnoz sadece karşımızdaki için öğrendiğimiz bir şey değil. Aslında Emine Hanım, Emine Çelik kulağı çınlasın, o onu söylerdi. Hipnozdan en çok kendim için faydalandım ben. Çünkü hipnozdaki öğretileri kendi hayatımıza biz uyguluyoruz fark etmeksizin. Yine Erikson'un tekniklerinden neredeyse hemen hepsi böyle ben terapi yapıyorum sana diyerek kurulan teknikler değil. O yüzden hepsi aslında herkesin kullanabileceği hale gelebiliyor. Ama bunu bilerek daha formal olan şekilde kullanılacaksa tabii ki hekimlerin eline teslim etmekte fayda var ama onun ötesinde başka insanların bilmesinin de ben faydalı olacağını, kendini korumak için faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Murat Hocam. Rica ederim. Başka soru var mı bakıyorum? Sizi bu akşam çok tuttuk. Ya, yarım saat. Severim ben konuşmayı hipnozla ilgili zaten.
Benim aklıma bir şey geldi, el kaldırıyorum ama kalabalıktan görünmüyorum galiba. Çok güzel bir el kaldırma oldu, buyurun. Evet. Bir de herhalde şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Bir de otohipnoz var. Aslında hep kendimize yaptığımız bir şey, değil mi? Aslında bütün hepimizin yaptığı. Hatta çocuklarımıza yaptığımızda aslında o kadar çok kendimizde ki. Aa, sen kötü bir çocuksun dediğimizde de aslında onu hipnotize ediyoruz. Çocuklar zaten o beyin dalgaları itibariyle sürekli hipnoz yatkınlığında ne söylersek inanıyor. Ama bir de iç diyaloğumuz var tabii. Aynen. Kendimizden de korumamız lazım sanki, değil mi? Ne dersin bu hipnozda? Kesinlikle. Aslında gerçekten biz bunu fark ettiğimizde kendimize ne yapıyoruz? Otohipnoz olarak ne yapıyoruz? İşte en ufak bir hatada salam zaten ben dediğimizde kendimize ne yapıyoruz? Çocuğumuza azıcık ayağa takıldığında kör müsün, gözünün önündekini görmüyorsun sen dediğimizde sen beceremiyorsun telkinini verdiğimizi fark edince. Gerçekten kendimiz için ve en yakınlarımız için, en sevdiklerimiz için en tehlikeli olan insanlar haline gelebiliyoruz. Çünkü kendimize davranırken kendimizin beklentisine göre yetişemediğimiz yerden dolayı kızgınlık genellikle patlatırız. Aynı şeyi çocuğumuzu kendimizden bildiğimiz için olduğunu görmek yerine olmasını istediğimizi göremediğimiz yerleri vurgularız. Böylece çocuklar ne olamadığını öğrenmeye başlarlar, ne olduğunu değil. Öyle olunca da gerçekten insan fark etmeksizin en çok kendinin ve en çok sevdiğinin düşmanı haline gelebiliyor. Bunu fark ettiğimizde söylediğin gibi otohipnozu, zaten Emine'nin söylediği de aslında o, otohipnozu, self hipnozu, otohipnoz başkasının bana öğrettiği, diyelim ki elimi kapattım, ağrımı kaldırabildim. Otohipnozu, self hipnoz, salam ben, kendi kendime söyledim. Bunları fark edebildiğimizde ve frene basıp kendimizi durdurabildiğimizde, hatta mümkünse karşı argüman üretebildiğimizde ve bunu yeterince sık yapabildiğimizde, çünkü zihin neyi ne kadar çok sık yaparsa onu o kadar çok öğreniyor. Çok basit bir mekanizması var. Kendi hayatımızı da olmasını istemediğimize doğru yönlendirmek yerine olmasını istediğimize doğru yönlendirme becerimiz artıyor. Çünkü neyi görürsek, bilinçaltımız neyi vurgularsak o tarafa doğru yürüyor. Emret sahip şeklinde olmasını istemediğimizi vurguladığımızda da oraya yürüyor, olmasını istediğimizi vurguladığımızda da oraya yürüyor. O yüzden gerçekten çok önemli bir soru bu. Çok teşekkürler. Evet, bakıyorum başka soru yoksa hocam sizi rahat bırakalım artık. Estağfurullah, benim için de çok büyük bir keyifti. Evet, başka bir soru yok. Murat Ulusoy hocam, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim Dilek. Bengüs'ü yine güzel bir moderatörlük yaptın. Kolyen de çok güzelmiş. Yıldızın gözüm o yıldıza takıldı. Yıldızın parlasın. Getipmen olarak parlayalım. Amin inşallah. İnşallah. Ben, sevgili Murat Ulusoy'a ve Bengüsü'ye çok teşekkür ederim. Evet. Çok emek vererek davet ettiniz. Böyle bir zamanda ayrıca Murat'a tekrar teşekkür ederim. Böyle bir zamanda böyle bir toplantıyı moderatörlüğünü yapabilecek durumda olması, davet etmesi. Sizin bütün bu çabalarınız, her zaman çok zarif ve çok keyifli bir ortam yaratmanız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam geçirdiniz bana da. Biz teşekkür ederiz. Üniversiteden Abdullah Erbey de teşekkürlerini iletiyor. Merhabalar Abdullah Bey, nasılsınız? Üniversiteden hocam. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun, bilgilendik. Hocalarımız kıymetli böyle güzel bilgiler veriyorlar. Bizler de zenginleşiyoruz sayede. Çok teşekkürler. Sağ olun katıldığınız için. Dilek hocam çok teşekkür ederim. Harikaydı bu akşam. Hatta ben yeniden dinlemek istiyorum. Çünkü başlıklar çok değerliydi. İnşallah o başlıklar altında ayrıca her başlığı değerlendirebileceğimiz bir yine ortam oluşur diye düşünüyorum.
Memnuniyetle. İnşallah. Tamam. Başka sorusu olan yok. Evet, herkese ve katılanlara da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu değerli bir Ramazan akşamında iftar saatinde bizlerle birlikte oldukları için, bizleri dinledikleri için, eşlik ettikleri için. Yelda Hocam merhabalar, ben geç katılabildim demiş. Sağ olun. Kusura bakmayın, merhaba. Ya kaçırdım, çok da üzüldüm ama umarım YouTube'dan izleyebilirim. Dilekciğim çok teşekkürler, çok güzeldi. Sonunu yakalasam da çok doğru bilgiler verdin, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, ayağına sağlık. Katılan herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, Direk Hocam, ekstra bir yapmam gereken bir şey var mı? Kapatıp kaybetmekten korktuğum için şimdi sorayım, sizden yardım alayım dedim. Tamam Direk Hocam. Sistemden çıktıktan sonra Zoom'dan çıkmayın. Convert edecek şeyi, kaydı. Convert edip bir yerde biriktirecek Zoom dosyasında. Onu orada bulabileceksiniz. Hemen çıkmayın programdan. Tamam? Tamam. Yani kapatın, ayrılın oturumdan ama convert etmesini bekleyin. Görüntüyü dönüştürecek. Tamam, teşekkür. Yoksa kayboluyor. yok. Yardımcı olurum Dilek Hocam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hayırlı akşamlar, sevgiler herkese. İyi akşamlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler Bengüsü Hanım. İyi çalışmalar. Sağ olun.